Herkese merhaba, ben Doğa. Yeni bir içerikle birlikteyiz. DC Comics'teyiz ve bu içerikte bir mekan ve o mekanın sakinlerine bakacağız. 5. boyut varlıklarını şöyle bir özetledim. İçeriye, videoya geçmeden önce iki konuyu netleştirmek isterim. Video boyunca bazen yaratıklara imp olarak, bazen cin olarak, bazen işte 5. boyut sakinleri, 5. boyut varlıkları şeklinde hitap ediyorum. Aslında cin, imp, 5. boyut varlıkları hepsi aynı şey. Kafanız karışmasın, devamlı İngilizce kullanmamak için, imp kullanmamak için arasını değiştirdim. İkincisi de bu varlıkların isimleri bilen biliyordur. Çok karışık işte MXPlicht örneğin. Onları bazı yerlerde kısalttım. İşte MXPlicht, MX dedim. Qwisp var işte ona Q dedim gibi. Kısaltmalar var. Kısaltmaları parantez içinde yazıyorum. Eğer parantezlikleri kaçırırsanız Q gibi işte MX gibi kısaltmalar aslında o varlıkların benim tarafından uydurulmuş kısaltmaları ki çizgi romanda da bazen kısaltmaları kullanıyor. Onlarla konuşmakta zorlanan karakterler. 5. boyut seyahatimiz başlıyor. Buyurun efendim. DC Comics'te 5. boyut kavramı oldukça eskiye dayanıyor. Bu boyutu ilk kez 1944 yılında Superman sayı 30'da okuyoruz, görmüyoruz. Daha öncesinde Wonder Woman sayı 4'te de geçtiğine dair çeşitli kaynaklarda bilgi var. O sayıyı okudum. 5. boyuta dair bir şey göremedim. Atlamış da olabilirim tabi. 1999'a gelince Justice League of America sayı 30'da bu boyutu ilk kez görüyoruz. Kişilerin bilinçaltının ve hayal güçlerinin yansımalarının olduğu yer olarak ifade ediliyor. Grant Morrison'ın da bunu teyit eden sözleri var. 5. boyut adıyla geçen bu diyarın 3. boyuttaki yani ana boyuttaki canlıların algısının çok ötesinde kabul edemeyeceği bir ortam olduğunu anlıyoruz. Burada yaşayan varlıkların, bulunan mekanların gördüğümüz halleri aslında bize gözükmek istediği haller. Yani gerçek görüntülerini algılamamız imkansız. 1944 yılında 5. boyutun ana gezegeniyle tanıştık. İsmi Zırf olarak geçiyor. Zırf'la birlikte zaman içerisinde bu boyut hakkında biraz daha bilgi edindik. Bu diyarın canlıları genelde fırlama olarak ifade edebileceğimiz varlıklar. Sürekli şakalar, komiklikler, kandırmacalar peşindeler. Öyle ki bir savaş halinde bile olsalar savaşı ciddiye almıyorlar ve sürekli bir şaka halinde, sarkastik yaklaşım içinde bulunuyorlar. Nitekim bu varlıklar İngilizce'de imp olarak geçiyor. Küçük şeytan, küçük karanlık ruh anlamı taşıyan impin diğer manası afacan çocuk demek. Bu varlıkların doğasına uygun bir isim. Cin olarak da kabul ediliyorlar. 60 ila 100 santim boylarındalar ama bu halleri bize görünmek istediği haller. Gerçek formlarını asla göremiyoruz. Bu varlıkların iyi niyetleri de var, kötü niyetleri de. Fakat kötülük yapma konusunda çok sıkı kuralları var. Yaptıkları kötülükler sadece şakadan ibaret olabiliyor. Güçlerine geleceğiz ama limitsiz gibi görünen güçleriyle farklı boyutları ziyaret edip koca bir evrenin şeklini değiştirmekten tutun, tek kişinin tipini değiştirip ona eziyet çektirmeye kadar istedikleri kötülükleri kafalarına göre hayata geçirebiliyorlar. Fakat günün sonunda bu gerçekleştirdikleri kötülükler sona ermeli ve maceraları bittiği zaman kimse zarar görmemeli. Tabii kuralları bozanlar da olmamış değil. 5. boyut varlıklarının bir diğer garipliği de sessiz harflerden korkmaları. Bundan dolayıdır ki isimlerinde, alfabelerinde sessiz harf barındırmıyorlar. Bunun nedenine dair bir kaynakta ben bilgi bulamadım. Biliyorsanız yorumlarda yazın lütfen. Bu boyutun sakinleri bilindik zaman uzay kavramlarının dışında kalıyorlar. Dolayısıyla DC Comics'in meşhur krizlerinden etkilenmiyorlar. 1985'teki Crisis on Infinite Earth sonrası geçmişlerinin sıfırlanmaması da bunu anlatıyor bize. İmpleri tanımadan önce kısaca güçlerine bakalım. DC Comics'in en güçlü varlıklarında. Omnipotent bile deniyor. O kadar mıdır bilemeyiz. Ama en azından bizim boyutumuza indiklerinde öyleler diyebiliriz. İmpler istedikleri evreni, gezegeni, mekanı, odayı, canlıyı istedikleri şekle sokabilecek gerçekliğe müdahale gücüne sahipler. Bunu kendilerine has bir sihir yöntemiyle yapıyorlar. Gerçekliğe müdahaleleri o kadar sınırsız ki kendi güçlerini de şekillendirebiliyorlar. Örneğin böyle bir gücü yokken ellerinden yıldırım saldırısı yapabilen impler var. İstedikleri canları, istedikleri süper güçleri verebiliyorlar. Zamanda yolculuk güçleri var. Gerçekleştirdikleri tek bir hareketi hem geçmişte hem de gelecekte farklı anlarmış gibi gösterebiliyorlar. Ve ölümsüzler.
Onlara zarar vermek imkansız. En fazla yapılabilecek şey 5. boyuta geri göndermek. O da imkansıza yakın, zira ismini tersten söylemeye ikna etmek gerekiyor. Bunun tek yolu büyü olabilir, fakat implere etki edecek, büyüyü sağlayabilecek kaç canlı var ki? Bu yüzden rakipleri onları isimlerini tersten söylemelerini sağlayacak tuzaklara çekmeye çalışıyorlar. Şimdi gelin bu boyutun önemli sakinlerine bir göz atalım. Yiz, genel itibariyle bela yaratmaya eğilimli olan bu varlıklar arasında bir insana süper kahraman güçleri vereni de var. Adı Yiz. John Thunder isimli çocuk 1940'lı yıllarda bir tarikat tarafından kaçırılıyor. Bu tarikat bu çocuğu Mesih olarak görüyor ve ona bir cini kontrol edecek güçte bir kemer veriyor. Fakat bu tarikatın bulunduğu ülke savaşa giriyor ve tarikatla çocuk birbirinden kopuyorlar. John Thunder ya da bilinen ismiyle Johnny, yıllar sonra Zodiac kemeri adıyla geçen bu kemerin kullanımını keşfediyor. Yiz ismindeki bu varlığı CU diyerek devreye sokuyor ve süper güçler kazanıyor. Sınırsız gerçekliğe müdahale gücü olan bu karakterin dengeleri bozacağını fark eden DC Comics onu meşhur büyük krizle ortadan kaldırıyor. Doomsday Clock macerası ile geri gelen Johnny Thunder bir süre daha Yiz'le takılıyor. Şimdilerde Yiz, Jakeem Williams isimli gence güç veriyor, fakat süper güçleri yüksek voltajlı elektrik kontrolü ile kısıtlanmış gibi görünüyor. Q-Wisp, 1962 yılında tanıdığımız bu imp, ana evrene yolculuğunda Aquaman ve Aqualad ile tanışıyor. Aralarında bir dostluk gelişiyor. Birçok serüvende onlara yardımcı oluyor. Uzun süre 5. boyutta kaldıktan sonra tekrar Aquaman'i ziyarete geldiği bir dönemde Aquaman'in eskiye göre çok sert, vahşi ve karanlık bir hal aldığını görüyor. Tek harekette onu eski haline getirebilecekken kendini ona uydurmayı seçiyor. Sert ve karanlık bir karaktere bürünüyor. Ana evrende bu haliyle büyük sorun olacağı aşikar olan Q'yu durdurmak için Justice League of America, Mr. MX Black'ten yardım istiyor. Dünyayı kendi oyun alanı olarak gören Mr. MX, Q'ya müdahale ediyor ve 8 boyutlu bir labirentte 1 milyon sonsuzluk süresinde yaşamaya mahkum oluyor. Johnny Thunder'ın düşmanlarından Saradin, 5. boyutta çıkan bir kaos sırasında güçleri karşısında onu kurtarmayı öneriyor ve o andan itibaren birlik halindeler. Vindictavix, kısaca V diyelim, 2011 yılında tanıştığımız bu imp, 5. boyutun kralının oğlu. Babası tarafından boyuttaki sihirin sorumlusu seçiliyor. Diğerlerine göre daha düzenli, bilinçli ve ciddi sihir kullanmasıyla dikkat çekiyor. Fakat Mr. MX ne yapıp edip yerini alınca kıskançlıktan çıldırıyor ve ona saldırıyor. Bu saldırı da kralın ölümüne neden oluyor. Mr. MX ve karısını tutsak ettikten sonra onun kendine rakip bellediği Superman'e kafayı takıyor. MX'in eğlencesini ebediyen ortadan kaldırmak için Superman'i öldürmeye karar veriyor. Ana evrende Superman'e sıkça saldırıyor. Yine Mr. MX'in günlüklerinde olan ve onun oyun alanı olan 333 dünyanın tüm süper kahramanlarını öldürüyor. Anti-Superman ismiyle bir birlik kuruyor. Dünya 45'ten Super Doom isimli Superman düşmanı robotu kontrolüne alıyor. Her türlü yolu deniyor ama sonuçta ismini tersten söylemeye kandırdıkları V, 5. boyuta dönüyor ve kralı öldürdüğü için sonsuz süre çok boyutlu zindanlara mahkum kalıyor. Batmite, 5. boyuttaki varlıkların bazıları bizim boyuttaki süper kahramanlara takık oluyorlar. Kimisi düşman belliyor, kimisi hayran oluyor. 1959 yılında tanıştığımız Batmite, Batman sevenlerden. Batman benzeri bir kıyafetle sürekli ona yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat her seferinde Batman'in işini daha karmaşık hale getiriyor. Onun hayatına girdikçe çevresiyle de tanışıyor. Bir dönem Batgirl'e aşık oluyor ve onu Batman'den daha başarılı göstermek için Batman'in görevlerine sürekli köstek oluyor. Bu dönem haricinde ona ve Robin'e sürekli destek olmaya çalışıyor. Fakat aşırı güçleri yüzünden işleri her seferinde karmaşaya sürüklüyor. Hawkman, Booster Gold, Superman gibi karakterlere de yardım etmeye çalıştığı serüvenlerde dünyada o kadar büyük kaos yaratıyor ki 5. boyut yönetimince geri dönmeye zorlanıyor. 5. boyutun Justice League'inin parçası olma karşılığında ana evrene dönmemesi sözü alınıyor. Batmite bir dönem çizgi romanda uzun süre görünmediği için DC Comics'in binasına gidip kendisi için hikaye yazılmasını rica etmiş bir imp. Ve meşhur Mr. MX Black, kısaca MX diyelim. 1955 yılında tanıdığımız ve şüphesiz en popüler imp olan MX, tek kelimeyle özetlemek gerekirse Superman'in baş belası diyebiliriz. MX kendi boyutunda sıkılınca farklı diyarları gezmeye karar veriyor ve bu serüvenlerden birinde 3. boyuta geliyor. Burada canlılara şakalar, onların üzerine testler yap.
Bazı şakalarında insanların öldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla zarar vermeme kodunu bozmuş bir imp daha tanımış oluyoruz. Sonunda Süpermen'in henüz çocuk haline denk geliyor, ne yaptıysa onu sinirlendiremiyor ve böylece çocukluğundan başlayarak Süpermen'i deli etmeye yemin ediyor. Çocukken, yetişkinken, köpeğini rahatsız ederek, ailesini çıldırtarak, geçmişte gelecekte her yolu deniyor sinirler içinde. Şekil değiştirerek karşısına çıkıyor, Süpermen'i farklı dünyalara ışınlayarak sataşıyor, Batmite'le birlikte oluyorlar, süper kötülermiş gibi ona sataşıyorlar, onu hapşırtarak evrenleri yok etmesine neden oluyor, hatta Lois Lane'i kendisiyle evlenmeye bile ikna ediyor. Kendisi Süpermen'e o kadar takıntılı ki Doomsday'in öldürdüğünü öğrenince nasıl hissettiğini bilmek için Süpermen'in şeklinde Doomsday tarafından öldürülmeyi seçiyor. Böylece ölen bir imp olarak da tarihe geçiyor. Fakat onlar ölümsüz. Ölümünden sonra o serinin yazarının karşısına çıkan Mr. MX yazar tarafından çizgi romana geri gönderiliyor. İronik olarak Mr. MX Rebirth döneminde geçmişteki ve mevcuttaki Süpermen'leri birleştirerek gerçek gücüne kavuşmasını sağlıyor. Bu maceradan sonra boyutuna döndüğü sanılıyor. 2022 itibariyle ne alemde olduğunu bilmiyoruz. Mr. MX en güçlü implerden bir tanesi. Yarattığı ortamlar bir noktadan sonra 5. boyut tarafından bile abartılı bulunmuştu. Sonsuz gerçekliğe müdahale gücü haricinde kullandığı sihirde farklı olarak bilim de var. Bu onu büyüye karşı dayanıklı hale getiriyor. Başka bir içerikle görüşmek üzere, hoşça kalın.